Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle CoinTR mobil uygulamasında güvenlik ve genel ayarlar nasıl yapılmalı, bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlar sol üstten profil menüsüne giriş yapıyorum. Burada güvenlik ayarları karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu anda benim mevcut güvenlik seviyem düşük. Bunun nedenlerinden hemen bahsedelim. İlk seçeneğimiz Google Authenticator uygulaması burada bağlı değil. Arkadaşlar en önemli burada güvenlik önlemlerinden birisi bu. Neden? Google doğrulamasını buradan yapar isek arkadaşlar uygulamaya ilk defa giriş yapıldığında para çekme veya para yatırılma esnasında bu koda ihtiyacımız olacak. 30 saniye geçerli olan bu kodlar sayesinde sadece bize özel olan bu kodlar sayesinde arkadaşlar sadece bizim işlem yapabilmemizi sağlıyor. Bu şekilde bunu buradan bağlamanızı tavsiye ederim. İkinci seçenek telefon arkadaşlar cep telefonumuza gelen doğrulama kodları sayesinde yine para çekimi yaparken uygulamaya ilk defa giriş yaparken bu koda ihtiyacımız olacak. Bunu da buradan bağlayabiliriz. E-posta adresimizi buradan değiştirebiliriz. Şifreyi buradan değiştirebiliyoruz. Desen şifresi buradan aktif hale getirebiliriz. Yani uygulamaya her giriş yaptığımızda bu desen şifresi olmadan uygulama aktif hale gelmeyecektir. Bu da önemli bir husus. Parmak izi veya yüz kilidi açma. Kullandığımız cihaz, tablet veya telefonumuz arkadaşlar Face ID veya Touch ID destekliyorsa buradan bunu aktif hale getirebilir ve uygulamaya sadece bizim giriş yapabilmemizi sağlayabiliriz. Bu şekilde güvenlik ayarlarımızı maksimum seviyeye çıkarabiliriz arkadaşlar. Güvenlik kayıtlarımızı da buradan kontrol ediyoruz. Giriş yapılan bütün cihazları saati saatine, tarihine ve aktif olan bütün cihazları görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Son seçeneğimizde hesabımızı silmek için buradan işlemi tamamlayabiliriz. Hesabı silmeden önce içindeki mevcut bakiyelerimizi kontrol edelim. Aksi takdirde arkadaşlar hesabı sildikten sonra bu bakiyelere erişimimiz olmayacak. Bir önceki menüye dönüyorum. Genel ayarlara bakacak olursak da uygulamanın dilini buradan değiştirebiliyoruz. Eğer farklı bir dil desteği istersek buradan sağlayabiliriz. Fiyatlandırma yöntemini yani uygulama içerisinde kullanacağımız bütün fiyatlandırma yöntemlerinde kullanabileceğimiz para birimini buradan belirleyebiliyoruz. Uygulama ayarlarından piyasa hareketlerini buradan aktif hale getirebiliriz. Ağ kontrollerini buradan sağlıyoruz arkadaşlar. Ve uygulamadan güvenlice çıkış yapabileceğimiz seçenek burada yer alıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.